Merhaba El Plan takipçileri, bu güzel yüzü özlediniz mi? Yepyeni bir 24 kare alan bölümüne hoş geldiniz. Artık anlamanız gerekiyor ki El Plan'da yaptığım hiçbir video plansız veya amaçsız değil. Geçtiğimiz hafta yayınladığım bloklama nedir videosu da aslında bu video için bir hazırlıktı. 24 kare alanın bu bölümünde David Fincher'ın 2010 yapımı The Social Network filmine bakacağız. David Fincher'ı daha önce Panic Room'la kanalda ağırlamıştım. Ancak kanal için hazırlamayı düşündüğüm birkaç videoya daha baktığım zaman adamın neredeyse her filmiyle ilgili bir video yapmak istediğimi fark ettim. Bu da onun ne kadar usta bir yönetmen olduğunun çok güzel bir kanıtı. İki karakterin aynı ortamda bulunduğu yerlerde diyalog sahnesi çekmek kolaydır. Böyle yerlerde iyi diyalog sahneleri çekmek daha zordur. Bunun için Heat'teki Al Pacino ve De Niro'nun yüzleşme sahnesi, ikisinin asla aynı kadrajda olmaması ya da Tarantino filmlerinin pek çoğunda olduğu gibi diyalog sahneleri, iyi diyalog sahnelerine birer örnek bizim için. Ama iki karakterin aynı ortamda bulunmadığı sahnelerde diyalog çekimleri yapmak, işte gerçekten zor olan bu. Bugün de bunlardan birkaç örneğe bakacağız. Karakterlerin hareketleri bize onları biraz anlatır. İnceleyeceğimiz bu ilk sahnede de Eduardo ve Mark odaya Facebook'un geleceğini konuşmak üzere girerlerken Eduardo'nun dolaba gidip kendisi ve arkadaşı için iki şişe bira aldığını ama Mark'ın aynı ortama gelip sadece kendisine bir bira alıp oturduğunu gördüğümüzde ve Eduardo'nun bira uzatmaya çalışıp ifadesini gördüğümüzde iki karakterin de karakterleriyle ilgili ipuçlarını yarım saniyelik bir görüntüyle 10 dakikalık anlatımdan çok daha iyi şekilde anlayabiliyoruz. Sahnenin geri kalanında da üst ve alt açılarla karakterler arasındaki ilişkiyi görüyoruz. Ve ondan sonra bir dava durumu ortaya çıktığında iki karakterin dengelendiğini, kadrajlar anlamında nötrlendiğini ve birbirleriyle yüzleştiklerini görebiliyoruz. Yine gördüğünüz gibi sadece görsel anlatımla çok çok daha uzun sürecek bir şeyi çok kısa bir sürede anlatabiliyoruz. Şimdi esas bloklama konumuza gelelim ve iki karakterin aynı ortamda bulunmadığı diyalog sahnelerine bakalım. İlk örneğimizde Eduardo Facebook'un hesaplarını dondurmuş Mark'ın ilgisini çekmek için. Mark da bunu keşfetmiş ve yüzleşmek için onu aramaktadır. İkisi de farklı ortamlarda ancak kadrajlara baktığımızda sanki aynı ortamdaymış gibi kadrajın iki tarafında bulunduklarını görüyoruz. Ancak iki karakter de tartışacakları için birbirleriyle yüzleşmemekteler. Yani aynı ortamda olsa birbirlerine bakmıyor olacaklardı. Bu sahnede Mark Eduardo'ya bir kalay kaydığı için devamlı ondan uzağa baktığını görüyoruz. Arka plandaki çıkan yangın ise bize filmin ilerleyen 35-40 dakikasının bir öngörüsü, Eduardo'nun hayatının mahvoluşunun görsel bir metaforu. Sahnenin ortalarına doğru Mark artık ortak geçmişlerini anmaya başladığından itibaren Eduardo'ya doğru döndüğünü ve onunla barışmak istediğini görebiliyoruz. Bu sahnelerde Eduardo da yavaş yavaş kadrajın ortasına dönüyor. Yangını söndürüşü geçici olarak ortamın yatıştığına dair bir metafor. Ama burada tam artık Mark Eduardo'ya dönüp iyi haberi verdiği zaman nedense kadrajın yanlış tarafında olduğunu fark ediyoruz. Yani onunla yüzleşiyor ama kadrajın yanlış 1/3'ünde. Eduardo ile ikisi aynı 1/3'teler ve Mark'ın arkasında bir parti devam ediyor. Eduardo hiçbir şekilde bu partinin bir parçası değil ve yani aslında Facebook'un geleceğinin bir parçası olmadığını Mark'ın sahnedeki bloklamasıyla çok güzel bir şekilde Fincher anlatabiliyor ve artık Facebook'un geleceğinde Eduardo'nun olmayışını görebiliyoruz. Zaten hemen ardından gelen sahnelerle de Eduardo Facebook'tan çıkartılıyor ve dava süreçlerinin içine girmeye devam ediyoruz. İnceleyeceğimiz son sahnede bu sefer de Mark'ın hayatındaki İyi veya kötü ilhamlardan biri olan Timberlake var. Karakterin adını hatırlamayıp Timberlake'in adı kalması da Timberlake'in personasıyla ilgili çok şey söylüyor aslında. Yine bu sahnede başladığında iki karakterimiz farklı ortamlarda bulunmalarına rağmen doğru diyalog yerlerindeler. Mark yine Timberlake'den uzağa bakarken Timberlake her zaman Mark'a doğru bakıyor. Bu sahnede arka planda Mark'ın arka planda ışıkların sönmeye başlaması yine Timberlake'in Facebook hayatının sona erişinin bir görsel metaforu. Artık o Mark'ın ilham kaynağı olmayacak. Bunu bize görsel olarak gösteriyor. Ve Timberlake ne zaman Mark'a bir yakınlık kurmak istese, ona doğru yaklaşsa, Mark'ın hemen bir sonraki kadrajda ona sırtını döndüğünü görüyoruz. Böylece yine görsel olarak aslında Mark'ın artık Timberlake'i dinlemediğini, onun mentoru olmadığını, tüm yakınlaşma çabalarına rağmen artık Mark'ın ondan vazgeçtiğinin görsel bir metaforu ve Mark'ın yüzünden de arkadaş seçimiyle ilgili yanlış karar aldığını çok rahat anlayabiliyoruz.
Timberlake tekrar ona yakınlaşmaya çalışıyor. Tekrar sırtıyla karşılaşıyor. Hiçbir şekilde bu sahnede iki karakter yüzleşmiyor. Ve bu sahneden itibaren Timberlake de Facebook'tan çıkarılmış oluyor. The Social Network filminde inceleyebileceğimiz daha pek çok harika sahne var. Açılış sahnesi, kulüp sahnesi, göldeki yarış sahnesi, burada kullanılan tilt shift tekniğiyle kaosun anlatılması, görsel efektlerde açtığı çığır. Evet, ikiz değiller, tamamen görsel efekt. Ve daha pek çok diyalog sahnesindeki pek çok numarayla sadece konuşmalardan oluşan bir filmin ne kadar entrikalarla, heyecanla ve hareketle anlatılabildiğini çok güzel görebiliyoruz. Bu da Fincher'ın ustalığının ve her filminin merakla beklenmesinin en güzel sebeplerinden birisi. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Pek çok alakalı videoya da değindik ve bundan sonra da değinmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda buluşana kadar lütfen kanalı bol bol paylaşın, arkadaşlarınıza yayın. Sinemayı seven, sevmeyen herkes paylaşsın. 10.000, 100.000, 200.000, 1 milyar kişi bizi takip etsin. Umarım yeni tasarımları, yeni animasyonları hepsini beğendiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.